Erkeklerde meme küçültme ameliyatı altta yatan nedene bağlı olarak iki farklı şekilde yapılabilir. Bir tanesi meme ucunu keserek yapılan yöntemler, ikincisi de meme ucunu hiç kesmeden 2 milimetrelik küçük bir delikten girerek yapılan liposuction. Şimdi buna karar verebilmek için memenin büyümesine neden olan altta yatan nedenin tam olarak ortaya çıkarılması gerekir. Bu da basit bir ultrasonla olmakta. Ultrasonla görüntüleme yöntemiyle memenin yağdan mı oluştuğu yoksa meme dokusundan mı oluştuğu çok rahat olarak birbirinden ayrılabilmekte. Bunu ayırt ettikten sonra eğer yağ ağırlıklı bir meme büyümesi önümüzdeyse buna 2 milimetrelik deliklerden girerek liposuction işlemini gerçekleştiriyoruz ve bunun sonucunda altını boşalttığımız o deride büyüme olan kısmın yağını emdiğimiz zaman, dışarıya çektiğimiz zaman o gelip göğüs duvarına yapışıyor, oradaki doku ve tamamıyla buradaki büyüklük, dışarıya olan çıkıntı tamamıyla çözülmüş oluyor. İkinci bir yöntem, keserek cerrahi tedavi yöntemi. Meme dokusu ağırlıklı bir meme büyümesi varsa o dokunun oradan çıkarılması lazım. Liposuction'la onu çıkarmak çok mümkün olmuyor. O zaman meme ucunun koyu olan bölgesinin altından 3-4 santimlik bir bölgeden keserek giriyoruz. O meme dokusunun fazlasını çıkartıyoruz. Tabii ki bunun ehil ellerde yapılması lazım. Tecrübeli plastik cerrahlar tarafından yapılması lazım. Oradaki 4 santimlik yer veya 3 santimlik yer çok basit bir şekilde içeriden bir dikişle orası birleştirilerek bu iş çok rahat bir şekilde çözülüyor. Ameliyattan sonra çok basit. Hasta lokal anesteziyle bu işlemi olabilir. Eğer ki bir rahatsızlık duyarsa o zaman bir sedasyon dediğimiz sakinleştirme ekleyebiliyoruz işleme. Bunlara da katlanamayacak durumda olan hassas hastalarımız genel anestezi altında olabilir. Günübirlik bir işlem olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Ertesi gün hastamız istirahat ediyor. Üçüncü gün işine, gücüne ve sosyal yaşamına çok rahatlıkla dönebiliyor. Bizim için göğüs kafesin içine müdahale edilmediği için deri altında yaptığımız işlemlerin tamamı olduğundan dolayı basit bir işlem, ciddi bir ağrı oluşturmuyor hastamızda. 2-3 günlük bir istirahat süresi sonucunda tamamıyla normal hayatına dönebileceği bir işlem olarak görüyoruz. Tabii ki hastalarımızın şunu tam olarak bilmesi gerekiyor. Bu işlemin ehil ellerde yapılmasıyla işlem çok basit hale gelebilir.